Yeşil çayırlıkta üçgen çatılı taş ev. Kapısını otlayan bir eşek. Üst pencereyi kel 10 yaşlarında bir oğlan açtı. Esneyip gerinirken bir şeye telaşlanıp atladı aşağıya. Öfkeli tombul anasından kaçıyormuş meğerse. Eşeği atlayıp gitti. Tabana kadar yüksek kitaplığında yüksek merdivende yaşlı tonton sakallı bir dede. Kitaplarına bakıp tipteki karışımları sallıyor. Yeşil mor karışımları koca kavanozundaki pembe bir sıvının içine dökünce parlak ışıklar saçıldı etrafa. Bebe kürenin içine giriverdi. Dişleri dökük cadıyla kalpaklı bir adam küreye bakıyor. Küre çatlayıp taş olunca adam pek kızdı. Gürültü bu tek için boğuşan uzun ve kısa iki adamı gösterdi. Et ellerinden fırladı, topa dönüştü. Bir oğlan yakaladı. Vuruyordu, diğeri çelme takıp düşürdü. Kaleye atılan top sapanda taşa dönüştü. Bir çocuk fırlattı, arı kovanına uzanan arıya geldi taş. Oğlan kaçarken taşa yaslanmış tombul oğlanla eş atlattılar. Gürültü ileride top oynayan iki oğlanla saç örgülü kızı geçti. Kirpiyle taşa oturmuş sarı saçlı güzel kızla dediği geride bırakıp kıyı üstünde duran Keloğlan'ı gösterdi. Ağaçlar arasında bulutlu gökyüzüne sarı kızıl renkte Keloğlan yazdı. Gökyüzünde parlayan ayın yanında noktalar halinde ışıklar saçıldı. Ay ışığının hüzmeleri küçük bir camdan Keloğlan'ın çatı katındaki odasına doldu. Parıldayan ışıklar yatağında uyuyan Keloğlan ve hemen ayak ucundaki prensesin üzerine geziniyor. Keloğlan burnunu oynatıp uyanır gibi oldu. Prensesin uyanıp ayağa kalkmasıyla ışıklar kayboldu. Prenses tekrar yattı yatağa. Gün aydınlandı. Keloğlan! Ay, yataktan düştü. Uyan artık. Gün çoktan doğdu oğlum. Kalktım anne, kalktım. Geliyorum. Of, of. Başım. Başım ağrıyor. Boğazda bas bas bağırıyor. Keşke sabahın köründe ötmesen. Sesin kısılsa. Horoz boğazını tuttu. Gel şu sebzeleri çapalamama yardım et. Hadi. Giyindi. Sebzeleri çapalamak mı? Hemen mi? Sebzeler bekleyebilir. Şu an daha önemli işlerim var benim. Tahta merdivenlerden alt kata atladı. Kapıdan sokağa çıkıyor. Keşke şu bahçemiz olmasaydı. Ayak uçlarında yürüyor. Arkadan kaçarım ben de. Maç bitince yardım ederim. Tabii canım, çok yardım ederim. Şşşt! Sakın ses çıkarma prenses. Yakalanmayalım. Neden ben ses çıkarayım ayol? Ailenin gürültücüsü sensin. Kovayı devirdi. Eyvah prenses, arkana bakmadan kaç. Çayırlıkta hızla koşuyor. Annesi yok olan bahçeye baktı. Keloğlan ve arkadaşları yan yana gülümsedi. Uzun ve huysuz ormanda. Huysuz, uyuyor musun? Uyuyorsan uyuyorum de. Seni rahatsız etmek istemiyorum. Uyuyorum mu dedin? Uyurken nasıl söyleyebilirim ha? Ama kızmana gerek yok ki huysuz. Bak, uyanıkmışsın işte. Sen uyandırdın beni! Sen! Ne güzel uyuyordum. Uyurken açlığımı unutuyordum. Ben de onu söyleyecektim işte. Ne yiyeceğiz uysuz? Acıktım da. Ne yiyeceğiz öyle mi? Orta pişmiş biftek 3 parça. Tatlı olarak da bol çikolata soslu kek. İçecek olarak ne alırdın? Ayran. Ayran ha? Ayran. Zevkli seçim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Açlıktan ayaklarım tutmuyor artık. Seni parçalayacak gücüm bile kalmadı. Bu saydıkların yok mu yani? Yok, yok. Akşam olmasını bekleyemiyor muyuz? Ha? Akşam olunca köye inip soygun yapmayacak mıyız? Tavuk yumurta domates ne bulursak çalmayacak mıyız? Çalacağız değil mi? Akşama tavuk yiyeceğiz. Yanında yumurta ve domates. Evet. O zaman bu elmaları saklamanın anlamı yok. Ha? Zor günler için saklayacaktım ama madem zor günümüzde değiliz ağırlık yapmasınlar. Dur sakın! Fırlattı elmaları. Yedim seni Oğuz'um. Neden beni yiyorsun huysuz? Akşama tavuk var dedin ya. Ama neden ısırıyorsun beni? Ben tavuk muyum ha?
elini ısırdı. Uzun huysuzla yan yana esalladı. Prenses çayırlık da ayakta. Karşısında duran Keloğlan yerinden fırladığı gibi ayağıyla topa vurdu. Top döndü döndü, kaledeki prenses havalanıp kafasıyla uzaklaştırdı topu. Kumral çocuk baka kaldı. Topun havası söndü. Size kirpiyi kaleci yapmayalım demiştim. Topları patlatıyor. Başka top da yok. Nasıl oynayacağız? Şu dikenlerine dikkat et demiştik, değil mi? Gol olmasına izin mi verseydim? Siz ne sanıyorsunuz beni? Ben bu ormanın en iyi kalecisiyim. Keşke kocaman bir topumuz olsa. Senin patlatamayacağın kadar büyük ve sağlam. Keloğlan arkasını dönünce gökyüzünden kocaman bir topun üzerine doğru geldiğini gördü. Kaçıyorlar. Topu tutsam dert, tutmasam dert. Ben de şaşırdım ne yapacağımı. Kaleciysem topu tutmam gerek. Yoksa gol yerim. Küstüm işte. Var mı ötesi? Prenses topu gördü. Top iyice yaklaştı. Bilgecan'ın evinin önü. İşte böyle Bilgecan dede. Bahçem bir anda yok oldu. Bataklığa döndü. Bir anda öyle mi? Evet. Bahçem gitti. Sebzelerimle birlikte hem de. Ne yapacağım şimdi? Biliyorsun o sebzeleri satarak geçimimi sağlıyorum Bilgecan dede. Biliyorum kızım, biliyorum. Aman dede, canım dede, bul derdime bir çare. Bu bana şey gibi geliyor. Ne gibi? Dur hatırlayacağım. Hatırla, gözünü seveyim. Ama sen sürekli konuşunca düşünemiyorum ki. Sustum. Keloğlan'ın annesi bankta oturmuş, Bilgecan dede ellerini arkada birleştirmiş, bir ileri bir geri dolanıyor. Dün gece yağmur yağdı mı? Hayır, hava çok güzeldi. Garip bir şey olmadı yani. Olmadı. Ama sanki sabaha karşı şimşek çaktı gibi geldi bana. Şimşek mi çaktı? Üstelik hava açıkken. Evet, ben de bir anlam veremedim ama sabaha karşı oldu. Kalkıp bakamadım. Biliyordum, biliyordum. Dur dede, neyi biliyordun? Nedenini biliyorum kızım. Şimdi olanların nedenini biliyorum. Ama piyango kime vurdu acaba onu bilmiyorum. Keloğlan olabilir mi? Bilmem. Sabahtan beri görmedim onu. Ama eminim oyun oynamaya yeşilliğe gitmiştir. Hemen bulmamız gerek onu. Çok geç olmadan bulmalıyız. Geç olmadan mı? Ne demek istedin dede? Neye geç olacak? Nasıl geç olacak? Beni korkutuyorsun. Oğlumun ne ilgisi var? Bir kez de konuşma da izle beni be kızım. Tamam tamam konuşmuyorum. Görüyor musun? Sustum. Tek kelime etmiyorum. Susacağıma inanmıyorsun ama susabilirim ben. Hatta çok... Çeylikte yan yana yürüyerek uzaklaştılar. Bir keresinde konuşmayacağım demiştim ve konuşmamıştım. Konuşmamıştım çok ısrar etmişlerdi ama yine de konuşmamıştım. Bilgecan dede iki sıvıyı bir tüpte karıştırdı. Keloğlan ve arkadaşları nehir kenarındalar. Bu da neydi böyle? Top nasıl da büyüdü birden. Ödüm koptu. Şu hale bakın. Resmen bizi kovalıyor. Bir an bizi ezecek sandım. Kaçın, kaçın. Prenses topun üstünde geliyor. Ne yapacağız? Nereye bakıyorlar? Ne yapacağız şimdi? Kaçın. Ben yüzme bilmem. Ben yüzme bilmem. Keşke sular çekilseydi de yürüyerek geçseydik karşıya. Nefes suyu kayboldu. Sular çekildi. O kadar su nereye gider? Kaçın. Boş çukura atlayıp karşıya geçtiler. Top da arkalarından girdi çukura. Üstünden prenses fırlayınca Keloğlan havada yakaladı. Keloğlan ve arkadaşları yan yana gülümsedi. Uzun aynaya bakarken huysuz da sırt sırta. Huysuz? Hala küs müsün bana? Küssem ne fayda? Gitti canım elmalar. Bilemedim inan. Elma sevmediğini sanırdım. Hatta meyve yemediğin için kısa kaldığını düşünürdüm. Uzun. Bunun son gülüşün olmasını ister misin? İstemem. O zaman çeneni kapa! Birileri geliyor. Saklan! Birileri mi geliyor? Hani nerede? Konuşma!
Ama bir merhaba deseydik, ayıp olur sonra. Asıl konuşursan ayıp olacak. Yakalatacaksın bizi. Ben sustum ama sen konuşuyorsun uzun. Sus diyorum sana, sus. Anlat artık. Sus diyorum kızım sana, sus. Huysuz da uzun çalının arkasında. Ama... Tamam tamam anlatacağım. Bak, yılın bir günü, sadece bir günü yıldızlar hilal biçiminde dizilir. Ve güneşin ışıklarını tek ışın demeti halinde dünyamıza yol. O ışınlar kime denk gelirse bir gün boyunca dileyeceği 7 dilek kabul olur. Ve geri alınamaz. Anladın mı şimdi? Yıldızlar mı? 7 dilek mi? Geri alınamaz mı? Yani emin değilim ama böyle olduğunu tahmin ediyorum. Benim teorim bu. Yoksa kimse ne olduğunu bilmiyor aslında kızım. Nedeni hakkında ısrar edemem ama sonucunu biliyorum. Gün batmadan Keloğlan'ı bulup iyi dilekler dilemesini sağlamalıyız. Demek öyle dedi. Bahçem yok oldu. Bu tam Keloğlan'a göre. O dilemiş olabilir. Ne yapacağız şimdi? Ay ne duruyoruz. Gidip bulalım oğlumu. Evet bulalım. Beni bekle. Ben senden 100 yıl daha yaşlıyım, unutma. Çalıdan çıktılar. Duydun değil mi uzun? Duydum ya. Ne kötü? Kötü mü? Kötü mü? Bunu kullanabiliriz sersem şey. Eğer akıllıca kullanırsak ömür boyu rahat yaşarız. Bir çare bulmalıyız. Keloğlan'ın 7 dileğini yönlendirmeliyiz. Bizim için dilemeli. Altın, gümüş dilemeli. Yemek de dilese olur mu? Bizim için dilemeli. Dünyaya sahip olabiliriz. Düşünsene. Dünyanın kralı biz oluruz. Ama bir plana ihtiyacımız var. Düşün. 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 Ama dedin ya, bizim dilememizle olmuyor ki. O Keloğlan'ın dileği. Uzun yere çöktü. Neden o ışınlar bizi bulmadı sanki? Neden? 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 Biz kötü olduğumuz için olabilir mi? Üstü yattı yere. Neden benim akrabam sen oldun? Neden? 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 Beni çok sevdiğin için böyle söylediğini biliyorum. Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. Utanma huysuz. Seviyorsun. Hayır. Anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Önce top, sonra nehir. Neler oluyor? Başka neler olacak dersiniz? Korkuyorum. Her şey çok garip gidiyor. Kabus gibi. Evet, tam bir kabus. Ha? Şu gelenlere bakın. Yürümüyorlar, adeta emekliyorlar. Annesi ve Bilge Can dede. Ama onlar annem ve Bilge Can dede. Dur sesleneyim. Beni arıyorlar galiba. Yo sakın. Seni aradıkları kesin ama halin hatırını sormak için değil bence. Bu sabah annene yardım etmemek için evden kaçmadık mı? Kaçtık. Tamam işte. Ceza vermek için geliyorlar. Saklanın. Keloğlan. 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 Neredesin? Çık ortaya. Çalıların arkasındalar. Keloğlan. Of. Biz atlattık. Öyle mi dersin? Hiç sanmıyorum. Akşam olmasını bekleyelim. Kızgınlıkları geçer belki. Bence de akşama kadar gözlerine görünmeyelim. Ben acıktım. Ben de. Ayrıca akşama kadar beklersek açlıktan ölürüm. Keşke şöyle mükellef bir sofra olsa da karnımızı doyursak. Arkalarında yemeklerle dolu sofra belirdi. Bulamayacağız. Onları bulamayacağız. Nereye giderler? Bulmak zorundayız kızım. Görmedin mi? Nehir de kurumuş. Sonumuz felaket olacak yoksa. Bulmalıyız. Keloğlan! Bir elimi geçirirsem sana yapacağımı biliyorum Keloğlan. Yavrum, neredesin? Gel annene. Ama... Ne oldu prenses? Sen az önce ne dedin? Şöyle mükellef bir sofra dedim. Neden? Ne oldu ki? Şuraya bakın. Aklını döndüler. Burada yiyecekler var. Hem de çeşit çeşit. Peki nasıl olur bu? Kimse hazır bir sofrayı bırakıp gitmez değil mi?
Aha, boş ver, yiyelim gitsin. Dur Kara. Bir gariplik olduğunu görmüyor musun? Sen yemekleri görmüyor musun? Karnım da acıkmıştı. Önce yiyelim, sonra düşünelim. Durun arkadaşlar. Bunlar hiç hoşuma gitmedi benim. Haklısın Keloğlan. Benim de gitmedi. Aslında aklıma bir şey geliyor ama. Siz çene çalın daha. Ben dayanamıyorum, yiyeceğim. Kara havuç ısırdı. Seni yalnız bırakamam arkadaşım. Peki önce yemeğimizi yiyelim. Sonra bulduk onları. Kalabalıklar, yanlarına gidemeyiz. Üstelik saçların bozulur. Uzun aynaya bakıyor. Ver şunu bana. Aklıma bir şey geldi. Aynayı Keloğlan'ın yüzüne tuttu. Of, bu da ne böyle? Gözümü acıttı. Bak hala yansıyor. Keşke güneş olmasa da yansımasaydı. Her yer karardı. Aa, ne oldu? Güneş gitti. Kör oldum galiba. Kör oldum. Yaşasın. Başardım. Başardım. Bilmem farkında mısın ama hava birden karardı huysuz. Korkuyorum. Ben yaptım sersem. Keloğlan gece olmasını diledi. Bu da bizim işimize gelir. Neden? Biz ne zaman soygun yapıyoruz akıllım? Hava kararınca. Artık hep karanlık olacak ve her zaman soygun yapabileceğiz. Aç kalmak yok artık. Kolları iki anda oynuyorlar. Güneş nereye gitti? O kadar oyalanmış olamayız değil mi? Karanlıkta eve dönersem annem öldürür beni. Geç kalma der hep. Durun, neler olduğunu görmüyor musunuz? Bunlar senin dileklerin Keloğlan. Senin dileklerin gerçekleşiyor. Ay, ben üşümeye başladım. Güneş gelmezse hiç ısınamayacağız da. Üstüne varmayın çocuğun. Hadi Keloğlan, bir dilek daha dile. Ne dileyim? Yanlış bir şey yapmayayım. Çağır büyükleri de akıl alalım. Haklısın. Annemle Bilgecan dede buraya gelsin. Karşısında belirdi. Keloğlan, oğlum. Ne yaptın sen? Annesi sarıldı. Özür dilerim anne, bilemezdim. Neyse, şimdi çözümü bulmalıyız. İyice düşün bakalım Keloğlan. Sabahtan beri kaç dilek diledin? Bilmem. 5-6 tane olmuştur. Eyvah! Eyvah ki eyvah! Umalım da son dilek hakkın kalmış olsun Keloğlan. Sakın bir dilek daha dileyeyim deme. Biliyorum dede, biliyorum. Daha nasıl çözeceğim onu bilmiyorum. Dilekler geri alınamaz. Ama öyle bir dilek dile ki bunları yaşamamış olalım. Yoksa felaket olacak. Ne dilesem? Hadi Keloğlan, zaman geçiyor. Hep karanlıkta olmak istemiyorum. Bahçemi geri istiyorum Keloğlan. Yoksa açlıktan öleceğiz. Ben nehirde oynamak, yüzmek istiyorum. Susuz bir dünya düşünemiyorum. Güneş olmazsa dünya da olmaz Keloğlan. Bu büyük bir sorumluluk. Ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ne dilemem gerek arkadaşlar? Yardımcı olun. Durun. Buldum galiba. Gel buraya. Keloğlan prensesi avuçlarını alıp kulağına yaklaştırdı. Akıllı prensesim benim. Bizi kurtardın. Dur deli oğlan. Daha yeni yemek yedim. Öyle sarsıp durma. Teşekkür ederim akıl küpüm. O benim değil mi? Akıl küpü yani. Evet öyleyim. Ben olmasam haliniz ne olurdu merak ediyorum. Prensesi yere bıraktı. Hepinizden kötü dileklerim için özür diliyorum. Ve sanırım bunu düzeltmenin zamanı geldi. Keşke bugünü yaşamamış olsam. Keşke dün akşama geri dönsem. Yaşanılan her şey geriye sarıyor. Keloğlan yeniden yatağında. Keloğlan uyan artık. Gün çoktan doğdu oğlum. Kalktım anne, kalktım. Geliyorum. Başım. Başım ağrıyor. Bu horoz da bas bağırıyor. Keşke sabahın körü... Aniden eliyle ağzını kapattı ve göz kırptı. Bu
çizgi filmin betimlemesi TRT tarafından Ses Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sesbetimlemedernegi.com. Yapımcı A. Barış İstamoğlu, yönetmen H. Bozkurt Göbellioğlu ve sanatçıları Cengiz Uzun, Nalan Uzun, Alp Pazarlı, Oytun Yücel, Mustafa Ertarakçık, Kartal Türkoğlu, Günay Günay, Hakan Bozbey, Sibel Görgülü, Serdar Özal, Levent Şenbay, Cem Balcı. TRT tarafından Animax Animasyon Stüdyolarına yaptırılmıştır 2009.